Geçtiğimiz ay emeğin başkenti Koç. Bu yolda atacağımız her adımda, sergileyeceğimiz her dayanışmada gücümüzü ve umudumuzu daha da büyüteceğiz. Olmak benim açımdan çok büyük bir keyif. Bugün bu toplantıda bizimle birlikte Türkiye'de emeğe dair kim varsa onun temsilcileri ve emeği yok sayılan, görülmeyen kim varsa onların da temsilcileri var. Çözüldüğü süreçte dışarıda bırakılanlar ve seslerini duyurmak isteyenler, seslerini duyuramayanlar da buradalar. Hepiniz bu önemli toplantıya hoş geldiniz. CHP Emek Büroları geçmişi çok önemli bir deneyimi taşıyan ve çok önemli mücadelelerde sizlerle birlikte geçmişte olmuş. Ama bugünkü süreçte eğitim sendikaları açısından 1 milyon potansiyel üye var ama üye olamıyorlar. Verilen sözler tutulmadığında, kişi, taraf kendini kandırılmış hissediyorsa, ne hissediyorsak o duyguyu en sıcak ve en yakından yaşayanlar bugünlerde onlar. Hayata karşı verdiği mücadeleyi bilen, takdir eden ve belki o seçimde diplomaları yok sayılmasın diye, emekleri heba olmasın diye sıfırdan sonra, virgülden sonra bir göya iyi ruh halini yarattığı korkunç haksızlık var başka şehirlere. Virgülden sonraki 4 basamak diyorsun, 5 puan birden ilave 4 puan veriyorlar, şimdi de bu işi yapıyorlar. Ayrıca şunu da ifade edeyim ki, bir organize kötülük örgütüne dönüşmüş olan Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi, 1 milyon öğretmenin diplomasına kapkaç yapmıştır. Sınavlara ve gözleme tabi tutulacakmış, sonunda da 20 bin öğretmen alacak. Bu senenin hesabıyla. Öyle baktığınızda da şu oluyor. Bundan sonra da bu akademiyi bitirenlere öğretmenden çekmiş. Sorularımızın dikkatine sunuyorum. Gelelim. Bugün çağdaş, demokratik bir sol partidir. Sosyal demokrat yükselen işçi hareketlerinin katkısını yok sayamayı durmadık. Sendikalar eylem yapsın. Yapıyorsa buna katkı koyan, o öylemi görünür kılan, nerede birisi hak arıyorsa, sendikanın adından, kimliğinden duyan varsa o ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayın, güç verin, umutları arttırmıştır ve bu konuda son derece kıymetli olarak kim çağrısına destek vererek onların yanında olduk. Bakmadan siyasi reputasyonlarına ama bunun yarısı son okuduğum örgütlenebilen işçi sayısı %7 Türkiye'de. Bu da çok iyi. Soma'da 301 maden işçisi. Oradan o sendika ders çıkardı mı elde ediyorsa maalesef Soma'dan buraya geçen yürüyüşlerinde sendikayı, bağımsız madenci kurucusunu işçiler örgütlendiler. Almaya inandılar. Gerekirse ölürken bile örgütlenir. İşçilerin sorunlarını değiştirdi. Hep birlikte kazanan, hep birlikte üreten, emeğin yaratılan katma değerden hakkını aldığı, alın terinin karşılıksız kalmadığı bir süreçte Türkiye'nin güçlenmesinden, o ikisinden aynı vergiyi alıyor devlet. Biri fabrikatör, biri arkadaki fabrikanın gece bekçisi. Mazotla en zengin, en lüks jipe konulan mazottan aynı vergi. %68. Ya teşvik, ya önümüzdeki dönem yapacakları yatırımlar, kullandığı kredilerin allem kullem 5,5 çeyrek altın kayıp. Bir emekli bir sefer bir çeyrek altın kaybese aklı çıkar, kuyumcuyla evin arasında düşürdüm diye 10 kere gider gelir. Yalan mı? Bir emekli bir çeyrek altın. Bir emekli değil her emekli. Bir kere değil her ay. Bir tane değil 5,5 çeyrek altın kaybetmiş. Bu iktidar dönemi. İzmir'den Ankara'ya kadar 4 kez mola vermesinden belli kimi taşıdı. Gerçekten bu haksızlıkları görün, bu rakamları görün, bu yapılanları görün. Bu insanlara artık sahip çıkın. Ben 15 maddeli çözüm önerileri sıraladım o gün.
Bugün burada sayacak değilim. Ama zenginden bir şey almıyor. Aman onu söylemeyelim. 3,5 çeyrek altın çalarak, her emekçiden 4 çeyrek altın çalarak yapıyorlar bunları. O yüzden karşı karşıya olduğumuz durum bize neymiş efendim? Tabii şunu söyleyelim. Toplumun merak ettiği konularda, yani Narinci Rahmeti'nde olsun, Yeni Doğanlar'da olsun, ya savcı bir görevinde senin toplumu doğru bilgilendirmek. Bir açıklama yap. 60 gün susarlar. Yeni Doğan çetesinde çıldırırsın, açıklama yapmazlar. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Bu konuda bazı efendim Erdoğan'dan bir şeyler duymak isterdik gibi yaklaşımlar oluyor. Daha ne duyacaksınız? Bahçeli'yi överken, Bahçeli'nin tutumunu överken bana teşekkür edecekseniz, Özgür Bey teşekkür ederiz dediğiniz doğru. Biz bu işi meclise alalım. Bu milleti dinleyelim. Milletin vekillerini ortaya odağa alalım.